civciv dalda oturur. Bir daha gelirse kaç olur? Bilemiyorum. Kanıtlar mısın? Şimdi hep birlikte söyleyelim geniş ailenin tanımını. Bakalım kimler güzel söylüyor benimle beraber. Hep beraber bakıyoruz. Anne, baba, çocuklar ve evin içinde büyük anne, dede, anne, daldaki anne, iki baba, kuşun yanına bir kuş daha gelirse dalda kaç kuş olur? Peki vücudumuz kaç bölümden oluşur? Büyük aile nedir? Bütün bu sorulara verilen karşılıklar çocukların bu konularda aldıkları bilgilerdir. Çocuklar bu bilgileri önceden oluşturulan planlara göre sistemli bir biçimde alırlar. Öğretmenler onlar için hazırlanan bir zarf eğitimi çerçevesinde bu ya da bunlara benzeyen bilgileri öğrencilerine verirler. Bu çalışmalar çoğunlukla okulda sürdürülür. Öğrenci ve öğretmen okulda bir araya gelirler ve öğretmenler öğrencilerini değişik konularda bilgilendirirler. Çocukken başlayan okul yaşamı yetişkinlikte de sürer. Ancak bilgilendirme yaşam boyu süren bir süreçtir. Bu nedenle sadece okulla sınırlandırılamayacağını da hatırlatalım. Evet, daldaki kuşların sayımıyla başlayan matematik serüveni herkes için başka bir yerde sona erer. Kimileri daldaki kuşlarla birlikte vazgeçer matematikten. Kimileri matematik profesörü olur. Kimileri dev kuruluşlarda yatırım uzmanı. Serüven nerede biterse bitsin, asıl olan bilginin alınmasıdır. Bilgiye ulaşmadır. Ve okul, bilgi almak için ilk akla gelen, kuralları da olan bir kurumdur. Bilgiye yalnızca okulda ulaşılmaz dedik. Bilgiye pek çok biçimde ulaşılır. Ancak burada söz konusu olan sistemli olarak bilgiye ulaşma. Eğitim sistemlerinin temel amacı bilgiye ulaşmak ve bilgiyi kullanmaktır. Bilginin bu denli önemli olması bilgi toplumu kavramını ortaya çıkarmıştır. Bilgi toplumu, bilginin gerçek sermaye ve zenginlik oluşturan başlıca kaynak durumuna geldiği bir toplumdur. Bilgi toplumu, ortaklaşa üretimi ön plana çıkararak toplumda paylaşımı önemli kılar. Evet, programımıza okulla başlayan, ancak okulla sınırlı kalmayacak olan bilgiyle başladık. Bu programımız, öğretmenlik mesleğine giriş adını verdiğimiz dizimizin içinde farklı bir yere ve biçime sahip. Bu programda eğitimdeki yeni yaklaşımlara yer vermeye çalışacağız. Bu bakış açılarında mutlaka farklılıklar var. Ancak tümünün ortak özelliği, eğitimi okulla sınırlamamaları ve bakış açılarındaki temel taşın yine bilgi ve bilgiye ulaşma yolları olması. Değişen ihtiyaçlara bağlı olarak eğitim ortamları da değişecektir. Değişim çoğunlukla teknolojik gelişmelere bağlanır. Teknoloji elbette belirleyici bir etken ama tek başına değil. Yerleşim yerlerinin birbirinden uzak olması, ekonomik durum ve toplumsal koşullar gibi etkenler de eğitimin ortamlarında değişiklik yapılmasını gerektirebilir. Evet, koşullar değiştikçe klasik okul eğitiminin dışında arayışlar başlamıştır. Bu arayışların sonucu da eğitimde yeni kavram ve uygulamalar ortaya çıkar. Bu kavramların başlıcaları açık okul, kendi kendine öğrenme ve bireyselleştirilmiş öğretim kavramlarıdır. Şimdi bu kavramları ve onlarla birlikte uzaktan eğitim kavramını da açıklaması için sözü uzmanımıza bırakalım. Okulsuz toplum kavramını Ivan Illich okula ilişkin getirdiği radikal eleştiriler sonucu ortaya çıkarmıştır. Illich'e göre okul bütünüyle ortadan kaldırılmalıdır. Çünkü okul yerleşik düzeni benimsetmeye çalışıyor. Otoriteye bağımlılığı arttırıp insanları kategorilere ayırıyor. Böylece toplumda var olan hiyerarşi yasallaşıyor ve fırsat eşitliği adına fırsat eşitsizliğine yol açıyor. Illich'e göre öğrencideki öğrenmelerin çoğu okul dışında öğrencilerin yaşantılarına dayalı olarak gerçekleşiyor. Okul bu durumuyla diploma ve sertifika dağıtan kurum durumuna geliyor. Okul öğrencilerde bağımsızlığı destekleyip
geliştirmek yerine bağımlılığı artırıyor ve onların yaşam alanlarını daraltıyor. Okul öğrencileri yarışa sokup sürekli olarak tüketim arzularını kamçılıyor. Böylece okul toplumun para ve insan gücü kaynaklarını boş yere tüketiyor. Öğrencilerden çok öğretmenlere hizmet ediyor. İliş'e göre gelecekte geleneksel okullar olmayacak, okullar bütünüyle ortadan kalkacaktır. Ayrıca eğitimde küreselleşme yaşanacak ve eğitim kurumları herkese açık olacaktır. Eğitimde açık okul kavramı işlevsellik kazanacaktır. Kuşkusuz bu ortamda kendi kendine öğrenmeyi gerçekleştirenler kazançlı çıkacaklardır. Bu bölüme kendi kendine öğrenme nedir sorusunu yanıtlayarak başlayalım. Bireyin öğrenilecek ögeleri herhangi bir öğreticiden yardım almaksızın bütünüyle kendi bireysel çabalarıyla öğrenmesidir. Birey kendi kendine öğrenmesini kitap, dergi ve benzeri araçlar kullanarak gerçekleştirebileceği gibi bilgisayara dayalı çoklu ortamlar kullanarak da gerçekleştirebilir. Kuşkusuz öğrenme sürecinde çoklu ortamların kullanımı daha kalıcı ve anlamlı öğrenmeye yol açar. Eğitimde yeni yaklaşımlar kapsamındaki diğer bir kavram da bireyselleştirilmiş öğretimdir. Araştırmalar, bireylerin öğrenme hızı ve stilleri bakımından birbirlerinden farklı olduklarını ortaya koymaktadır. Bu nedenle bireyler eğitilirken bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır. Çağımızda insana verilen değerin artması, eğitim teknolojisindeki gelişmeler, engellilere yönelik özel eğitim uygulamaları öğretimin bireyselleştirilmesinde etkili olmuştur. Bireyselleştirilmiş öğretim sisteminde amaçlar ve amaçları gerçekleştirmeye yönelik öğretme etkinlikleri belirlenir. Bunlar belirlenirken öğrencilerin ilgi, gereksinim ve beklentileri göz önünde bulundurulur. Bu öğretim sürecinde öğrencilerin özgür çalışma süreleri bireyden bireye farklılık gösterir. Bireyselleştirilmiş öğretim sistemindeki eğitim ortamı her öğrencinin öğretmenden en yüksek düzeyde yararlanmasını sağlayacak bir biçimde düzenlenir. Burada artık öğretmen sınıfa gözdağı veren bir lider gibi değildir. Öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir yardımcı, bir dost ya da kendisine kolayca başvurulabilecek bir danışman gibi görünür. Eğitimde yeni yaklaşımlara bağlı diğer bir kavram ise uzaktan eğitimdir. Uzaktan eğitim, eğitim teknolojisi ve iletişim teknolojisine dayalı olarak geliştirilmiş bir öğretim yaklaşımıdır. Açık üniversite, duvarsız eğitim gibi adlarla da anılır. Uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrencilerin fiziksel olarak aynı ortamda bulunması gerekmez. Uzaktan eğitimde geleneksel eğitimin katı uygulamaları giderilerek eğitime esneklik kazandırılmıştır. Ayrıca uzaktan eğitim öğrencinin bulunduğu çevrede kendi öğrenme hız ve yeteneklerine uygun bir öğrenme sağlayan yapıya sahiptir. Uzaktan eğitimin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Öğrenciler ile öğretmen zaman ve yer bakımından farklı ortamlarda bulunurlar. Uzaktan eğitim çeşitli öğretim ortamları işe koşularak gerçekleştirilir. Uzaktan eğitim sistemli bir işleyişe sahiptir. Uzaktan eğitimdeki öğrenme öğretme etkinliklerini belli bir sisteme göre planlamak olanaklıdır. Uzaktan eğitimde öğrenci destek hizmetleri önemli bir işleve sahiptir. Çağdaş anlamdaki eğitim uygulamaları, geleneksel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayan uzaktan eğitim sisteminden farklıdır. Geleneksel uzaktan eğitimde öğretim etkinlikleri, basılı gereçler ve kitle iletişim araçlarına dayalı olarak yürütülür.
Öncelikle birbiriyle ilişkili, ancak kimi zaman biri diğeri yerine kullanılan ama birbirini tamamlayan iki kavramdan söz etmek istiyorum. Bunlar açık öğretim ve uzaktan öğretim. Açık öğretim, öğrencinin çeşitli özelliklerinin ya da kısıtlarının göz önüne alınarak tasarlandığı eğitim modeli. Neler olabilir bu özellikler ya da kısıtlar? Yaş, cinsiyet gibi özellikler, coğrafi mekan, çeşitli engeller, çalışmak gibi çeşitli kısıtlar. Uzaktan öğretim ise öğrenci ve öğretim elemanının farklı mekanlarda bulunduğu ancak her ikisi arasındaki iletişimin uzaktan öğretim teknolojileri aracılığıyla kurulduğu eğitim modelleri. Açık öğretim içerisinde uzaktan öğretim teknolojileri, uzaktan eğitim yöntemlerinin kullanılması tabii ki söz konusu. Bu teknolojiler neler? İsterseniz onlara göz atalım. İki grupta toplayabiliriz. Birincisi geleneksel teknolojiler diyebileceğimiz basılı materyal ve bunun dağıtım aracı olan posta, radyo, televizyon, ses ve görüntü kasetleri şimdiye kadar yoğun olarak kullandığımız, bundan sonra da kullanacağımız teknolojiler arasında. Ancak bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler uzaktan öğretimde çok önemli olanaklar sağladı, yeni ufuklar açtı. Nedir bu teknolojilerin sağladığı olanaklar? İki yönlü iletişim. Biraz önce sözünü ettiğim geleneksel teknolojilere bakarsanız, bunlarda iletişimin tek yönlü olduğunu, kurumdan ya da öğretim elemanından öğrenciye doğru olduğunu, geri dönüşün pek sık ve etkili olmadığını görürüz. Ancak çağdaş teknolojilerin sağladığı en önemli olanak işte bu iki yönlü etkileşim. Bu teknolojilere bir göz atacak olursak, bunların temelinde bilgisayar yatıyor. Bilgisayarın çeşitli kullanım biçimleri var. Bir kere bağımsız bilgisayarlar, PC olarak adlandırılan kişisel bilgisayarlar ve bağımsız teriminden kastım bir ağa bağlı olmadan bir ders yazılımı çerçevesinde eğitim faaliyetinin öğrenci tarafından gerçekleştirilmesi. Bu ders yazılımlarına genellikle çoklu ortam ya da İngilizce deyimiyle multimedya deniyor. Multimedya olması birçok ortamı bir arada bulundurması. Nedir bu ortamlar? Metin, grafik, resim, görüntü, animasyon gibi olanaklarla dersin öğrenci tarafından çok daha etkili bir şekilde öğrenilmesi sağlanıyor. Bilgisayarın ikinci kullanım biçimi ise yine çok yakından iç içe olduğumuz bir kavram, internet. İnternet yoluyla eğitim. Yine çok çeşitli uygulamaları var. İnternet destekli eğitim diyebileceğimiz şekliyle, yani örgün eğitime destek vermek üzere kullanabilirsiniz. Örgün öğretimde öğretim üyeleri dersleri yüz yüze verirken bir yandan da internet ortamında ödevler verebilir, ek materyaller verebilirler. Ancak uzaktan öğretim kapsamında internetin kullanımını daha çok biz internete dayalı ya da web'e dayalı eğitim olarak adlandırıyoruz ve web'e dayalı eğitim bir ders yönetim yazılımı içerisinde desteğiyle dersin tüm faaliyetlerinin internet ortamında gerçekleştirilmesi, yani dersin sunumundan başlayarak ödevlerin verilmesi, geri alınması, öğrenciyle öğretim üyesiyle arasında ilişkinin kurulması, öğrencilerin kendi aralarındaki ilişkilerin kurulması, etkileşimin sağlanması, notların aktarılması, karnelerin gönderilmesi, öğrencinin öğretim kurumuna gelmeden tamamen internet ortamında gerçekleştirdiği faaliyetler. Uzaktan öğretim teknolojilerinden yine bir diğeri de video konferans. Video konferans bilindiği gibi iki yönlü ses ve görüntü iletimi sağlayan teknolojiler. Şu anda öğrencilerimiz beni görüyorlar. Bu bir canlı yayın olsaydı ve ben de öğrencilerimizi görüyor olsaydım, karşılıklı soru cevap alışverişinde bulunabilseydik, bu video konferansın tipik bir uygulaması olacaktı. Ancak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki içinde bulunduğumuz yüzyıl, yeni başladığımız yüzyıl iletişim teknolojilerinin eğitimde yoğun olarak kullanıldığı bir dönemi başlatıyor ve bu teknolojiler yoluyla en az yüz yüze eğitim kadar
Hatta çok daha etkili olarak eğitimin gerçekleştirileceğini, eğitim faaliyetlerinin sürdürülebileceğini söyleyebiliriz. Evet. Uzaktan eğitim, ilgileri, yetenekleri, yaşları, öğrenim düzeyleri farklı kişilere eğitim olanağı sunmaktadır. Eğitime esneklik ve çok boyutluluk getiren, öğretimi bireyselleştiren, yaşam boyu sınırsız öğrenme olanağı sağlayan, çağdaş bir öğretim yaklaşımı olan bu sistemden, okul öncesi öğretmenliği lisans projesinde de yararlanılmaktadır. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Eğitimde yeni yaklaşımlar adını verdiğimiz bu programla birlikte öğretmenlik mesleğine giriş adlı dizimiz de sona eriyor. Hoşça kalın.